Bir güle bakaraktan dün aramıza katılan 5 aylık gelinim Derya nişanını vermiş bizim reji ekibimize ve bu nişan görüntülerini gelinlerimiz bir hayli eleştirmiş. Ne olabilir bu nişanda? Buyurun biz de izleyelim. Bakalım biz ne söyleyeceğiz. Derya, sen nişan yaptın mı canım? Dün kaynana evet. Serviste öyle bir anlattı ki öve öve. Sanki sanırsın böyle padişah gelinine bir nişan yapıyormuş gibi. Evet, benim dillere destan bir nişanım oldu. Kayınvalidem az bile anlatmış. Dillere destan dediğiniz nişan bu mu ya? Bildiğiniz kaldırımda ya. Kaldırımda nişan. Ya kaldırımda derken Hatice'ciğim senin nerede oldun şimdi? Aa, kaldırım. Ben de diyorum ki herhalde güzel, lüks bir yerde ya da açık alanda bir şöyle bir şey nişan yapmış. Bir de Derya, kaynanan ve ailem hiçbir şeyden kaçınmadı diyorsun. Ben bir ışıklandırma bile yapamamışlar mı? Dillere destan evet olmuş. Çünkü mahallede yaparsan yani dillere destan olur. Deryacığım, bildiğin belediyenin kaldırımında yapmışsınız nişanı. Dillere destan, dillere destan diye anlatıyorsun evet, ya. Ben de öyle lüks bir yer bekliyorum. Canım, abartı bir şey hayır, bekliyorum. Hayır, bir görmesem inanacağım gerçekten ya. Elbisen levrek mi, çupra mı, neye benziyor? Anlayamadım yani. Bir elbisen neden? Canım, senin gözlerin görmüyor sanırım kıskançlığından. O kadar kıskandım ki şu an ya bir balık olarak gelmek istemezdim nişanıma. Taze balık var. Mezattan mı aldın sen bunları? Konuşuyorsunuz ama kendiniz burada sürekli öyle giyiyorsunuz. Tatlım, en azından bizimkisi gerçekten güzel, bariz yani payetli bir şey. Seninki pul pul. Şimdi kıyafetin eleştirilmiş, sokakta olman eleştirilmiş. Dillere destan lafı kimden çıktı? Ben önce onu merak ettim. Dillere destan Hanım, nişan yapıldı mı dedi biri. Evet, dün söyledi bize. Ha, Birgül Hanım, kayınvalide söyle söyleyince sen de görüntüleri gösterdin. Şöyle bir şey Nursel Hanımcığım. Ben gelinime nişanı hani iyi bir mekanda yapmak istiyordum. Düğünü gibi ve kına gecesi gibi. İkisini de güzel mekanlarda tamam. Yaptım. O zamanki dönemde bir yasaklar vardı. Onun için biz esas yaptığımız yerden o yasak yüzünden dışarıya sokağa çıkmak zorunda kaldık. Şey o korona virüs evet, zamanı. Evet, yasaklar vardı ve çok korkuyordu insanlar. Ama bu yasak değil miydi o? Evet, yasaktı. Sokağa çıkmışsınız direkt. Yasaktı yani sokağa, hala mekanlar kapalıydı. Saat 10'a kadardı. Biz ancak bir de kişi kısıtlaması vardı galiba. Kalabalıktı olduğumuz yer. Kalabalık olduğumuz için insanlar en azından dışarı çıkalım dediler. O yüzden dışarıya çıkıldı ve dışarıda yapıldı özel bir durumdan dolayı yani. Yoksa ben gelinime nişanını en güzel mekanda yapmak istiyordum. Kınasını annesinin yaptığı, düğününü de benim yaptığım gibi bir mekanda. Sana göre dillere destan olmasının sebebi ne? Çok hala konuşuluyor mu? Çok güzel yaptım. Ben gelinimin istediği her şeye evet dedim. İstediği her şeyi yaptım. Ne yaptı? Hiçbir şeyi gözünde bırakmadım. Kayınvalidem istediğim her şeyi, bohçalarımı, teyzimi, her şeyimi tam getir, takılarımı. Hayır. Hep daha fazlası taktı. Dün öyle bir anlattı ki yani Birgül Hanım, sanki böyle saraylarda, çırağan sarayları yapmış çekerim. Gibi öyle bir anlattı ki bunları görünce gerçekten şok oldum. Ama istese de o zaman o saraylarda yapamazdı yani. Evet, o dönem yapamıyorduk. Evet. İşte hayal gücü yüksek yani yapmış gibi anlatışı vardı dün. Şok oldum yani gördük. Zeynep, sokakta olması seni rahatsız etti değil mi anladığım tabii kadarıyla? Tabii çünkü saraylarda yapmış, sanki padişahın geline böyle bir nişan yapmışım gibi bir anlatışı vardı. Zeynep'ciğim, sarayda olmuş olmayabilir ama saraylardaki gibi oldu diyoruz nişan. Ben var ya gerçekten yani bir kere nişan yapıyoruz değil mi? Evet. Utanırdım ya şöyle dışarıda nişan yapmayı. Yo Hatice gerçekten sen utanacak başka şeyler ara. Yo. Bundan ben utanmıyorum. Hayır, bütün dünyanın yaşadığı bir sorundan dolayı biz dışarı bak başka görüntüler gelecek. Biz bütün dünyanın yaşadığı bir sorundan dolayı dışarıya çıkmak zorunda kaldık. İçeride de varsınız yalnız. İnsanları aynı tehlikeye içeride atamadık. Varsınız. Nasıl? İçeride görüntüleri de devam ediyor mu görüntü?
Tabii nişan hem içeride hem dışarıda mı devam? İçeride. Ben çok merak ediyorum. Çok isterim Zeynep'in de nişanını görmeyi, Hatice'nin de nişanını görmeyi. Ben 10 yıl öncesinde... Ha, olsun 10 yıl önce de yapılıyordu bu şeyler. Şimdi böyle konuşmakla olmuyor. O zaman bile bak kafede. Hayır, konuşursanız hiç anlaşılmıyor kızlar. Hatice'ciğim öncelikle sen bence kaynananın seni eleştirisinden utanmalısın. Aa, ya bir evet. De, ya siz neden ikide bir kayınvalidem de beni eleştiriyor? Eleştirebilir. Kayınvalidem de eleştirmiştir. Her zaman seni eleştiriyor. Kayınvalidem de bizim aramızdaki ilişki değil yani şu an muhabbetimiz. Sizi konuşuyor. Diyorum ya herhalde böyle bir açık bulamıyorsunuz. Biz kendilerimizi hallediyoruz onları. Siz onlara sıkıntı yapmayın. Siz kendi hallerinize bakın. Hatice'cim ben... tanılır diyorsun ya. Önce sen kayınvalide. Bak sana daha ben diyorum ya hayır dillere destan dersen. Hatice bir dakika bir saniye. Evet gerçekten dillere destan bir nişan yapmışsın. Kaldırımda dillere destan olmuşsun. Olsun. Bravo. Harika olmuş. Yok, ayrıca ben bir saniye. Ne dedin sen Derya? Bekle sen. Ben neden Hatice utanması gerekiyormuş benden? Habire rencide diyorsun gelini Hüsniye teyzeciğim. Sen şu an konu değiştiriyorsun. Şöyle yapalım mı? Bu konumuz bu değil. Zaten hani izleyici de bununla ilgili yorumları yapıyor. Hatice bir derdi varsa onu kayınvalidesine söylüyor. Onlar öyle anlaşıyor. Nursel Hanım. O konuyu şimdi hiç açmayalım. Ben şunu merak ediyorum. Mesela yemekli mi yaptın? Sana göre hani dillere destan onu bana anlat. Evet ben şöyle. Ben evet nişan konumuz ama ben düğünümü dillere destan, kınamızı dillere destan yaptı annesi. Bizim nişanımızda özel bir durumdan dolayı evet yemekli ikramlı yaptık. Yani 7-8 çeşit ikramımız vardı nişanda insanlara. Hakikaten ikramlı çalgı yaptık. Çalgı tuttun herhalde. Tabii çalgımız da vardı. Ben göremiyorum çalgıyı. Evet evet davul zurna tuttuk biz davul zurnayla yaptık. Mehter harfi gibi falandı yani. Yani çalgı tutmak, orkestra tutmak. Kişi kalabalıklığı yasaktı ama biz fazlasıyla vardık. Ne isterse yaptım diyorsun ya mesela kıyafeti çok eleştirildi. Bence çok yakışmış hani hoşuma gitti benim. Gelinim kendi beğendi. Sen mi aldın onu? Hayır bana? Ben aldım. Evet, parasını sen ödedin. Parasını ben ödedim. Kaç para ne dersen ben nişan alışverişinde Derya'ya Nursel Hanım 25 bin lira harcadım o gün bir gün tek gün. Ne harcadın o bence kadar? Ben neye harcamış bunu anlamadım. Elbisesi. Evet. Ayakkabısı yani her şeyini o gün ondan hariç ben Derya'ya daha öncesinden bir 25-30 bin liralık bohça alışverişi yapmıştım zaten. Bence boşa yapmışsınız. Hiç görüntüde hem bir şey yok. Bizim görüntü var bizde. Hatice'cim sen merak ediyorsan ben Nursel Hanım'a veririm. Sen şöyle bir izlersin. Senin bulamadığın şeyleri görürsün. Evet bulamadığım şeyler varsa izlemek isterim gerçekten. Nursel Hanım'a hiçbir şey göremedim. Sen merak etme. Karşılıklı konuşmayın. Nişanda mekanı normalde kız tarafı karşılar. Sizde normalde kim karşılayacaktı? Ben tutacaktım Derya'ya. Ama Derya ya olmadı. Bence yasaklar vardı. Yasaklar. Tutamamış. Tutamadık. Hayır. Sayılı alan mekanlar da var. Bence bahane olmuş. Hayır o zaman sayılı o zaman alan yasaktı. Yoktu. Yoktu yok. Bir ara her yer kapandı. Evet. Kapandı bir ara. Bence o zaman ona denk getirmeye çalışmışlar. Kaçırdınız, Ececiğim, biliyorsunuz. Şimdi ben kızlar, şunu anlamadım. Ya... Şunu kaçırdınız. Kayınvalide diyor ki gelinler bohça için 25-30 bin harcadım. O geçti gitti bir üstüne nişana da evet. Kıyafetine de 25 bin lira harcadım. Nişana harcayan düğünü düşünemiyorum şu an. Senin ağzını açtım diyor daha yani. Daha yeni evet. Yani şu yaşadığımız ben... dönemde onlar bence çok... Böyle hatı sayılır bir... Senin yaşadığın dönemde değil. Olmadı o. 1,5 sene önce oldu. Bak 1,5 sene diyorum bir buçuk yani. 1,5 sene önce gayet hayat normal. Bu kadar pahalı değildi. Şu an bir ekmek şimdi çok lira. Pahalı. Şunu merak ediyorum. Neyi beğeneceksiniz acaba? Mesela var mı öyle aklınızda şunun düğününü izledim, nişanını izledim. Öf ya o neydi dediğiniz... Ya zaten beğendik... Her şeyi eleştiriyorsunuz kız. Beğenmediklerimizi eleştiriyoruz. Yani diğerlerini eleştirmiyorsak beğenmişiz demek oluyor. Kıyafeti bence mesela çok güzel... Ne dedin? Yok, ne balı? Balık gibiydi yani çupra mı mezgit mi? Yani ben hiçbir şey anlamadım. Dokusunu yani. Dokusunu mu beğenmedin? Evet pul puldu her yere. Sen de diyorsun ki Derya siz her gün giyiyorsunuz pullu payı. Haşişlemeyin o pullu evet, değil öyle. Ki. O pul i̇şte, bir elbise değil ki. Zeynep'ciğim sen önce doğru düzgün bakmayı öğren canım. Bugün İzmir'in sayılı bakın İzmir'in takip edin aldığım yeri size söylemeyeceğim ismini sonra. İzmir'in sayılı moda evlerinden birinde yapıldı. İşte önemli olan ama yakışmıştı. Çok yakışmıştı. Gelinim prenses gibiydi. Çekemeyenler çatladı. Yok canım siz bizim elbiselerimizi bitirdiniz. Çat çat çat.
O kadar demek ki kalitesiz bir malzemeymiş ki benim gözüme resmen bir balık sen geldi. Sen gözlerine bir gözlük al. Devam ediyorum. Sen giydin, çok memnunsun. Çok memnunum. Kıyafetinden memnunsun. Kayınvalide verdiği paradan memnun. Moda evi de memnundur aldığı paradan. O zaman sıkıntı yok.